Manşete hoş geldiniz. Nevruz Piroz B. Nevruzunuz kutlu olsun. Benim çıktığım coğrafyada, Tarsus'ta, Çukurova'da Nevruz kutlaması yoktu, bilmezdik. Fakat bu Nevruz coşkusuna katılmama mani değil, engel değil. Irak Kürdistan'ında, İran, Suriye kuzeyinde ve Türkiye'de elbette çok geniş bir bölgede Nevruz kutlanıyor. Mesajları görüyorum, Çekilen halayları görüyorum, yakılan ateşleri görüyorum, paylaşılan fotoğrafları görüyorum. Gerçekten büyük bir coşkuyla baharın, bahar bayramı kutlanıyor ve baharın gelişini müjdeleyen bir bayramdır. Baharın gelişi böyle alkışlanıyor. Gerçekten böyle. Fakat maalesef biz de son 20-30 yıldır Nevruz kutlamaları, Nevruz olayları veya ne bileyim bir takım işte güvenlik güçleriyle Nevruz kutlayanlar arasındaki çatışmalar falan bununla anılır oldu. Yani Nevruz eşittir çatışma, Nevruz eşittir eylem, Nevruz eşittir hatta yani üzgünüm terör falan gibi algılanır oldu. Böyle değil. Fakat maalesef zannediyorum bunun değişmesi ve bunun gerçekten olması gerektiği gibi algılanması için biraz daha zaman geçmesi gerekecek. Diyeceksiniz ki resimdeki kim? <laughs> resimdeki Simurgh sarsılmaz. Hatırlarsanız birkaç ay önce Diyarbakır'da muhtarlığa aday olmuş Daha sonra gelen tepkiler üzerine vazgeçmişti. O da Nevruz'u geleneksel kostümüyle hemen polis barikatlarının önünde bu fotoğrafla paylaşmış. Son derece anlamlı güzel bir kostüm anlamlı ve tabi durduğu yerde anlamlı. Yani keşke bir ateşin önünde keşke kalabalıkların önünde keşke çekilen bir halayın önünde filan paylaşsaydı. Burada polis barikatını görüyorsunuz. yani Gördüğünüz şey bu. Polis barikatı arkasında. Bu fotoğraf çok hoşuma gitti. Bir kız çocuğu ve işte Irak e, bayrağı var üzerinde. Muhtemelen e, Kuzey Irak'ta çekilmiş bir fotoğraf. Tam olarak nerede olduğunu bulamadım ama o da belki şeyde yani Diyarbakır'da çekilmiş bir fotoğraf bilmiyorum. E, üzerindeki Harita ben Irak gibi algılıyorum ama Kürdistan haritası da olabilir her neyse. Muhtemelen e, Türkiye'de Diyarbakır'da. E, çünkü parti logosu falan da görülüyor. Bu sene mi daha önceki sene mi bilmiyorum ama güzel bir fotoğraf. Güzel bir fotoğraf. Gerçeğini, gerçekten gerçekten nerede olduğunu bilen bulan olursa bildirsin, paylaşırım. Bu da güzel bir kare. E, Türkiye'den Nevruz kutlamalarından güzel bir kare. Orada Murat Karayılan'ın ne diyeceği PKK yürütme komitesi üyesi, PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın bir müjde vereceği belirtilmişti. Kendi ağzından, kendi demecinde "Nevruz'da bir müjde vereceğiz." demişti. O müjdenin Halk Savunma Merkezi o müjdenin karada havada gerilla manşetiyle çıkmış. Yeni Özgür Politika o müjdenin sihaları artık vurabiliyoruz ve Şubat 2023'ten bu tarafa yani son 13 ayda 15 sihayı indirdik." Bunlar da işte fotoğraflı olarak delili falan gibi gösteriyorlar. Yani öyle bir tecrübeye ulaştık ki biz artık sihaları indirebiliyoruz. Türkiye sihalarını indirebiliyoruz. Mesajı verdi Halk Savunma Merkezi. Murat Karayılanın mesajıysa dün gece iki dakikalık iki buçuk dakikalık bir video mesajdı. Orada da direniş çağrısı yaptı, birlik çağrısı yaptı ama müjde belli ki bu. Yani şu ana kadar farklı bir açıklamada gelmediğine göre. Mühim olan konu en önemli siyasi gelişmelerden biri Leyla Zana'nın 8 yıl sonra Nevruz meydanına inmesiydi. Mühimdi bu. Bir yandan CHP, bir yandan AKP, diğer yandan MHP Kürtlere yaptıklarımızdan Kürtler razı ki bize destek veriyor diyorlar. Ama biz irademizi sadece kendimiz için kullanacağız. Hep birlikte seçimden sonra barışın önünü açalım diyor. Evet, Kürt siyasal hareketinden 1 Nisan'dan sonrasına dair çözüm süreci, barış sürecine dair çokça mesaj var. Bu da onlardan biri. Hadi bakalım diyoruz ama ben çok fazla buna ihtimal vermiyorum. Çünkü koşullar 10 yıl önce çözüm masası devrilmişti. 9 yıl önce Mart 2015'te ve o gün bugündür Kürtlerin iki yakası bir araya gelmedi. Kürt siyasal hareketinin pek çok politikacısı lideri Selahattin Demirtaş başta içeride. İmralı Abdullah Öcalan tecrit altında. Kürtçe konuşmak yasak, Kürtçe şarkı söylemek yasak, halay çekmek yasak, iktidar mensupları müstesna. O arada iktidar e, Kuzey Irak'a bir harekat planlıyor. Önümüzdeki işte günlerde, haftalarda böyle bir ortamda yeniden barış süreci, yeniden çözüm süreci 10 sene öncesinden çok çok daha kötü koşullar e Dem Parti seçilecek belediye başkanlarına ki Güneydoğu'da doğuda epey bir bölge Dem Parti'nin garanti kazanacağı bölgeler. Seçilecek belediye Diyarbakır başta. Seçilecek belediye başkanlarının yerine hemen 1 Nisan'dan itibaren kayyım atanmayacağı öngörüsü içerisinde fakat bekleyip göreceğiz. İktidarın böyle bir öngörüsü yok. Onu da söyleyelim. Tabii Nevruz demek Kemal Kurkut demek. Sen baharın daha açmamış şeyisin. E, ve Kemal Kurkut da e, unutulmadı. Dem Parti ve işte Leyla Zana Kemal Kurkut'un öldürüldüğü nokta, noktaya karanfil bıraktı. Kemal Kurkut e, 2017 Nevruz'unda güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü ve o fotoğrafı da Abdurrahman Gök çekti. Soldaki gazeteci. Sağda da Kemal Kurkut'un vuruluş anı görülüyor. Genelde fotoğraflarda ona silah uzatanların yüzleri buzlanmış ama ben buzlanmamış fotoğraflarla o Kemal Kurkut'un katillerini getireceğim ekrana. İşte görüyorsunuz. Bunlar Kemal Kurkut'un katilleri ve orada Kaç tane silah Kemal Kurkut'a doğrultulmuş görülüyor Ve işte vuruyorlar Daha sonra yaralanıyor Esasen bir canlı bomba falan gibi bir Algı üzerine şey yapıyorlar Sırt çantasında veya bomba taşıdığı gibi Kemal Üstünü çıkarıyor Kemal Kur Kurkut Yani bakın çıplakım ve üstümde bomba yok Demeye getiriyor ama buna rağmen Vuruyorlar vurduktan sonra da işte başında Böyle Bunlar fotoğraflandı 8 dikkatli mühim kare çekti Abdurrahman Gök ve bunu belgeledi Kemal Kurkut'u herhangi bir risk olmadığı halde ve kendini ifade ettiği halde öldürdünüz. Bunun fotoğraflarıydı zaten ondan beri de Abdurrahman Göke hınçları defalarca aldılar bıraktılar içeride yatırdılar. Hınçları geçmedi. Devletin hıncı geçmedi yani. Çünkü burada bir devlet suikastını görüyorsunuz. Devlet cinayetini görüyorsunuz. Onlar adın da başına bir şey gelmedi söyleyeyim yani. Öldürenlerin de başına maalesef bir şey gelmedi. Şimdi futbol falan meselesi konuşulurken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı çok enteresan bir Twitter mesajı attı. 2-3 gün önce çok fazla kimsenin de dikkatini çekmedi. Hiç kimse kendi özerk alanında tek iktidarım diye düşünmesin. Devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın demiş. Her yerde varız diyor. İstihbarat her yerde varız diyor. Enteresan yani. Orada her yerde varız derken Hakan Fidan'ın e, Hande Fırat'a açıklamaları konuşuluyor. Hande Fırat'ın hayran hayran bakışı da orada. Yani Hande Fırat bite çalışan bir gazetecidir. Bu defalarca belgelendi. Ve patronuna hayranlık, eski patronuna daha doğrusu hayranlık duymaması da mümkün değil. Fakat enteresan bir şey. Hakan Fidan'ın özellikle böcek vesaire açıklamalarıyla acaba bunun arkasında ne var falan bu araştırılmaya başlandı. İşte başbakanlıkta bulunan böcek yok cemaatçiler veya cemaatçi polisler. Erdoğan'ı dinliyorlar. Orada işte bir üçlü prizmi, dörtlü prizmi, neyse, onun içinde böcek bulunmuş. Tabii sıradan vatandaşlar da konuları bilmediği için şey yapıyorlar. Sadece şu kadarını söyleyeyim ben. Ee, bir kere o yani bahsedilen oda Erdoğan'ın e, kullan, sık kullandığı bir oda değildi. Bu işin arkasında Mustafa Varank var. Önü arkası delil araştırması, taraması, tutanak, tespit falan bunların hiçbirisi yapılmadı. Tamamen bir laf atıldı. Ayrıca ben o kon bu konulara biraz meraklıyım. Yani çokça e, bu e, ne bileyim suç belgeseli olsun, siyasi belgesel olsun, örgütlerle mücadeleye ilişkin filmler, dokümanterler, belgeseller olsun çok yazı vesaire okuyup geliyorum. Özellikle bu böcek meselesi 1970'ler 80'lere kadar soğuk savaş soğuk savaş yıllarında da vardı. Çünkü teknoloji yoktu ve bir yere dinlemek için veya bir mekanı dinlemek için oraya bir böcek veya işte bir casus ne bileyim dinleme cihazı falan yerleştiriyordunuz. Kablo çekiyordunuz veya işte efendim belki sinyal falan artık o günkü teknolojiyle mümkün mümkünse veya işte telefon ahizesine bir şey koyuyordunuz falan. Bu 70'lerden 80'lerden sonra terk edildi. Neden? Çünkü teknoloji gelişti. Ee, ve artık her evde onlarca mikrofon, onlarca kamera var. Her evde, her odada. Dolayısıyla biri dinlemek için bu kadar mikrofon, bu kadar teknolojik e, cihaz varken bir yere dinlemek için oraya böcek koymaya gerek yok. Fakat böcek ancak şöyle durumlarda kullanılıyor. Eğer bir hücre evi ise, yani hiçbir teknoloji yoksa ve teknolojiden arındırılmış, yalıtılmışsa. Oraya bir şekilde böcek koyuyorsunuz ve onu orada unutuyorsunuz. Çünkü bir daha gidip onu oradan alma şansınız yok. Çünkü o evin teknolojiyle bir bağlantısı yok. İçeride kamera yok, bilgisayar yok, telefon yok, mikrofon yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla orada ne döndüğünü dinleyebilmeniz için oraya bir böcek koymanız lazım falan. Tabii ben de bunları anlatıyorum. Ama enteresan bir şey. E, Sait Sefa Hakan Fidan durduk yere neden böcek meselesini gündeme getirdi diye sorup buna cevap arıyor. Böcek olayından sonra kumpası kuranlar istihbaratı dizayn ettiler, Engin Dinç gibilerin önünü açtılar. Emniyet içindeki bir grupla Hakan Fidan arasında kavga var, ilgili yerlere mesaj gönderiyor demiş... Sonra da en son paylaştığı mesajda mevzu anlaşıldı. Uzun zaman önce Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı derin bir istihbarat birimi oluşturuluyor. Fidan bakanlığa başladıktan sonra, hemen sonra MİT'teki elemanlarıyla burayı kalının da haberi olmadan yani yeni MİT müsteşarının haberi olmadan paralel MİT'e dönüştürmeye başlıyor kavga derin demiş. Yani huylu oyundan vazgeçmiyor istihbaratçı olunca Hakan Fidan gittiği dışişlerinde de paralel bir MİT kuruyor. Ondan dolayı da işte bu burada bir ekip mücadelesi var. Ee, bu böyledir. Değişmez. Herkes e, kendi bekapını alır. Kendi e, paralel yapılanmasını kurar. Bu emniyette, jandarmada genel kurmayda, sarayın içindeki birimlerde böyledir. Çünkü kimsenin kimseye güvenmediği, at izinin it izine karıştığı bir ortam. Yani son derece normal. Dönelim. Aa, ekonomiyle devam edeceğiz. Merkez Bankası faiz artırdı ama 2 milyon e, şey e, 2 marul 60 milyon videosunu getireceğim şimdi size. Sonra üzerine konuşacaklarımız var. 60 milyon Asım Bey çekin. 60 milyon 2 marul şey var. 2 evet, evet. marul var içinde. Evet, abi. 60, 60 abi, abi. milyon. 60 50 milyon. 500 milyon. Aldım kaba 30 milyon. 70 Bakla. milyon. Bak şimdi yani enteresan e, 60 milyon milyonlar havada uçuşuyor Türk lirasından 6-0 atıladı arkadaşlar 20 sene oldu yani o gün doğan çocuk şu anda 19-20 yaşında ama yani genç çocuklar bile milyonlu milyarlı konuşuyor ya, acayip bir şey ya, aşağıya bu yerleşmedi çok çok tuhaf yani ben hemen o yıllarda değiştirdim yani milyonlu milyarlı konuşmayı bıraktım Böyle de olması icap eder. Fakat iki gerçeğe dikkat çekiyor burada hikaye. Yani e, ablamız. Bir, iki, e, iki marol 60 lira derken gelinen nokta yani marol nedir ya? Yani marol bir çeşit ot. Yani her yerde yetişen. Ve hem, yani Türkiye'de Türkiye bir marul cenneti. Belki de değil artık bilmiyorum. Evet herkesin kendi bahçesinde falan yetiştirebildiği. Yani biz çocukken köydeki evimizde bahçede yetişirdi. Ne bileyim pazardan falan almazdık yani. Öyle bir şey. Nane maydanoz gibi. 2 marol 60 lira olmuş. Bir bu. Bir de işte diyor bu tezgah diyor 500 milyon. Yani tezgahtaki her şeyi topladığınızda o da 500 lira ediyor. Böyle bir tarafı var. Bir de işin şey tarafı da şu. Her ne kadar liradan 6 sıfır atıldıysa da esasen esasen e, lira e, o yani gerçekten 2 marol 60 milyon. 6 0 atılması, kırtasiye rahatlaması veya hesaplama rahatlamasını sağlamak içindi. Yoksa gerçek liranın değeri evet o 2 marol 60 milyon. 1 dolar 32 milyon. Evet. Yani e, dolar şeyinde. 32 TL değil, 32 milyon. 6-0 yani esasen bilanço da o görülüyor. Esasen arkasında o görülüyor. 6-0 sadece hesaplama rahatlığı olsun diye yapılmış bir şey. Matematik yönüyle yani. Erdoğan demiş ki refah kaybıyla sınanıyoruz. Yılın ikinci yarısı iki yakanız bir araya gelecek. İnanıyor musunuz buna bilmiyorum ama şimdi sadece şu tarafı doğru. Refah kaybı yaşanırken, hayat pahalılığı yaşanırken, kriz yaşanırken, Zamma zam denmez güncelleme denirken bunları kabul etmeyenler şimdi bunları kabul eder oldu. Evet hayat pahalılığı diyorlar. Evet kriz diyorlar. Evet refah kaybı yaşadık diyorlar. Alım gücü düştü demek. Sonra da milyon kere farklı bir müjde veya şey veriliyor. Ama e, Ömer Faruk'un e, Ömer Murat'ın özür dilerim e, Doçavele'den yaptığı alıntıyı daha doğrusu hatırlatmayı önemsiyorum. Erdoğan'ın mal varlığının araştırılması istendi. Nerede? Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen e, Türkiye Türkiye'ye yaptırımlar yasa tasarısıyla. ABD Kongresi diyor Erdoğan'ı mal varlığını açıklarız diye tehdit etmiş. O da bunun üzerine geri adım atmıştı. Böyle bir kişinin milli çıkarları önceleyen bağımsız bir dış politika izleyebilmesi mümkün mü? Hayır değil. İşte ondan dolayı Erdoğan ve başınızdaki idare Türkiye için ulusal güvenlik sorunudur. Yakalamışlar, ve bırakmıyorlar. Ondan dolayı da istedikleri her şeyi yaptırabilirler. Bakınız Putin, bakınız Amerika, bakınız İngiltere, bakınız AB. Merkez Bankası evet politika faizini 500 baş puan artırarak %50'ye çıkarmış ama enteresan ekonomistlerin %90, 95'i, 98'i neyse görüşleri sorulanlar, tahminleri alınanlar mart ayı için faizin e, sabit tutulacağı yani 45'te tutulacağı yönündeydi. Beklenti oydu. O arada İngiltere'de faiz sabit tutuldu. Onu da belirtelim. Beş küsürle. E, ve e, enflasyon da 3.4 Şubat ayı itibariyle İngiltere'de e, inmesi bekleniyordu. Mer İngiliz Merkez Bankası'nın e, Bank of England e, sabit tutması biraz şaşırttı. Ama şu aşamada yani benim benim de öngörüm oydu. Ekonomi ekopolitik olarak şu günlerde geçen yaza göre geçen yaz çok yükselmişti. %3-3,5'lara gevşeceğini öngörüyordum. Enflasyon gevşedi ama faiz gevşemedi. Her neyse bu İngiltere. Fakat Türkiye'de Türkiye artırmayı tercih etti. Peki bu yeterli mi? Peki bu nedir? Yani artık bu oran üzerine konuşacağız. Mahve İlmez kendisine soruluyor. İşte ne tahmin ediyorsunuz artar mı eksilir mi nedir filan diye. dün daha Merkez Bankası'ndan faiz artırımı kararı gelmeden. Enflasyonun %67 olduğu baz etkisi dışında beklentileri değiştirerek enflasyonda düşüşe yol açacak. Yapısal reform niteliğinde hiçbir adım atılmadığı bir ortamda faizi 45'te tutsanız ne olur? 50 yapsanız ne olur?" demiş. Dün Mahve İlmez, "45'te tutsan ne olur? 50 yapsan ne olur? 50 yaptılar. Ona da ne olur?" diyor. Rahmi Kaya'nın paylaşımını da kendi lafını paylaşmış. Mahve İlmez'in lafını onu da retweetlemiş Mahve İlmez. "Faiz tek başına ekonomiyi batıracak güce sahiptir." Ama tek başına ekonomiyi kurtaracak güce sahip değildir diyor. Mahve İlmez daha ne desin iş işten geçti diyor. Yani istediğin kadar artık artır. Olay bitti. Hayri Kozanoğlu farklı bir açıdan yaklaşmış. Türkiye 500 bas puan artırırken Brezilya 50 puan aşağı çekti. Küresel enflasyonu öngören, zamanında faizleri yükselten Brezilya şimdi doğru politikaların meyvasını topluyor. Türkiye'de ise yanlış politikaların inatla faizi %8,5'a indirmenin bedelini ulusça ödüyoruz demiş. Evet, ödedik, ödüyoruz ve bundan sonra artırmanda bir şey ifade etmiyora geliyor. Hayal ve gerçek ne? Hayal Seçim sonra seçen felaket senaryoları yazarak ekonomi programını sabote etmek için çalışanlar var. Onları yakından takip ediyoruz demiş dış güçler. Erdoğan gerçekse şu Şenol Babuşçu'dan geliyor. Kredi kartıyla taksitle alışveriş yapmak için son günler. İhtiyacınız varsa Nisan ayından önce alışverişinizi gerçekleştirin. Çünkü bu iş bitiyor demiş. Turgut Altınok'un daireleri konuşuluyor. Vardır yoktur ayrı bir konu ama Ömer Murat doğru bir şey dikkat çekmiş. Böyle milyon dolarlar dağıtarak belediye başkanı olmak istedikleri şehrin %90'ı harabe halinde. Hatay'da konuşulan milyon dolarlık rüşvetli vesaire mevzu ederek söylüyor. Yani ben de şunu merak ediyorum. Yani gerçekten %90'ı harabe halinde olan bir kente talip oluyorsunuz ve orada da bir sürü rüşvet dönüyor. Yani sizin hiçbirinizin o kente vereceği bir şey yok ki. Bir bu. ikincisi 5 yıl boyunca alacağı maaşı toplasanız onun 10 katı, 20 katı, 40 katı masafeden insanlar var. Peki nereden çıkaracaklar bu parayı? Ben soruyorum. O arada Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı çok hızlı seçti. Kadir Özkaya. Gazi Üniversitesi İİBF kamu yönetimi mezunu hakimlik stajını yaptıktan sonra da Danıştay Tetkik Hakimliği'ne atanmış. 2014'ten beri de Anayasa Mahkemesi üyesi Aralık 2014'te Erdoğan tarafından atanmış. Erdoğan'ın atadığı ilk kişi Anayasa Mahkemesi'ne. Fakat Can Atalay kararına haklarının ihlal edildiği yönünde oy kullanmış. Ama barış akademisyenleri ve sansür meselesinde de onların aleyhine oy kullanmış. Her neyse. Kaça kaç seçilmiş? 15 üyeden 9'unun oyunu alarak Anayasa Mahkemesi'nin başkanı olmuş. Aralık 2026'da görev süresi dolduğuna göre 2,5 yıl Anayasa Başkanlığı görevini sürdürecek. Aralık 2026'da da yeni başkan kim olacak diye bakacağız. Ayrı bir konu 63 Tarsus doğumluymuş. Hemşerim. Ondan da biraz dikkatimi çekti. Yavaş yavaş toparlarken e, bir minik notum ve bir minik sistemim var. Ankara'da evinde gözaltına alınan bir gün gazetesi yazarı Atilla Aşut serbest bırakıldı. Geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Nurcan Bilge Gökdemir bir günden e, gazeteci. 25 yıldır cezaevinde yatan bir mahkuma destek amacıyla toplamda 600 TL ya yardım gönderdiği için terör örgütünü finanse etmekle suçlanmıştı diyor. Sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı. Sonra serbest bırakıldı. Dün yaşandı bunlar. Tamam da aynı bir gün gazetesi gene cezaevindeki tutuklu hükümlü yakınlarına yardım organize eden insanları toplayan İstanbul Emniyeti'nin drone'lu, prodüksiyonlu videolarını paylaşımlarına FETÖ operasyonu diye köpürtüp veriyor. İşte senin yazarın da yardım ve yataklıktan alınmış. Yataklık değil, yardımda. O senin yazarın yapınca yani tutuklu hükümlere yardım etmek suç mu diyorsun? Öbür tarafta onu da operasyon diye veriyorsun. Yazık değil mi? Ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Diyelim ve bir yayını daha Nevroz Piroz B. Nevrozunuz kutlu olsun. Duygusuyla, duygularıyla noktalayalım. Cuma haftanın son manşetinde buluşmak umuduyla inaatla kapatacağız haftayı. Bakalım yeni inatta neler olacak. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.